dikkatimi çeken. Biri Uluçamlar fırtınalı diyarlarda yetişir diye, evet. Bir diğeri de tarihi yazmak korkaklara göre bir iş değildir. Hayat gerçekten cesurların, bu bir gerçek. Siz orada da ilginç bir bölüme yer vermişsiniz. Tabii. Biz gerçi o kısma henüz yani geçemeyeceğiz, vaktimiz el vermeyecek ama sergide başka önemli belgeler de var. Mesela Hatay ile ilgili bir tanesi. Tabii. Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılım belgesi yine bir gurur belgesi olarak burada teşhir ediliyor. Bu da çok önemli aslında. Ta ki bugünün aydınlanmasında, bugünkü sınır ötesi bütün o konjüktürün anlaşılmasında da çok önemli bir belge olduğu orada için bir, kendi içinde. Evet, bir oda daha var. Orada da sürekli böyle kelimeler yanıyor, sönüyor. O nedir? Şöyle oldu. Ben küratör olarak buraya girdiğimde sergiyi derlerken şu soruyu sormuştum. Biz günlük hayatımızda belli bir cümle kullanıyoruz. Siz kaç kelime kullanıyorsunuz? Sağ olsunlar, çok ciddiye aldılar. Ve bu noktada hakikaten bütün dağarcıklarında kelimeleri bir araya getirdiler. Biz ne kullanıyoruz diye 3000 kelime. Bu 3000 kelimeyi eşleştirdik. Bir algoritma üzerine oturttuk. Yani şöyle ki bir operasyon kelimesi hangi ülkede nerede kullanılmıştır? En çok kullanılan kelime daha büyük bir balon ve diğer kelimeler ondan zuhur eder şekliyle bir algoritmada böylesine bir dijital sanat eseri diyebilirim. Böyle bir şey çıktı. Aslında kurumun hafızası. Yeni kelimeler eklendikçe de biz bunları giriyoruz ve oradaki şekillerin değiştiğini görüyoruz. Böyle bağlantısal bir ürün elde ettik. Evet. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben seyircilerimize özellikle ilgilerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Biz her daim, bu geceki etiketimiz her daim, biz her daim milletimizle, devletimizle, yapılan güzel işlerle gurur duyuyoruz ve her daim de gurur duymaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bir gurur kaynağıdır. Bu bayrağın gölgesi altında olmak bir gurur kaynağıdır bizler için. O yüzden de aslında İki önemli husus, iki gurur bu gece birleşti. Bir tanesi ilk insanlığı uzay misyonunu gerçekleştiriyor olmamız. Alper Gezer Avcı inşallah en güzel şekliyle gidecek, göreceklerini yapacak ve görevlerini yerine getirdikten sonra da burada yeni nesillere de rehberlik olacak, ilham olacak. Bizim tabii ufkumuz ileri Kızıl Elma'ya bakarken bir taraftan da ardımızdakileri tabii. Ya da gönlümüzdekileri de unutmamamız gerekiyor. Tabii. Sizin bu sergide ortaya koyduğunuz ve unutmadığınız şehitler için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Estağfurullah, saygıyla. Ve bu olmazsa olmaz, her zaman en merkezde olacak. Müzemizde de aynı şekliyle en merkezde olan, bizi izleyen. Ama burada da burayı ziyaret eden hemen hemen herkesi izler olduğunu düşündüğümüz, umduğumuz şehitlerimize atfen isimleri bizde saklı. Kurumun, teşkilatın söylediği gibi çabaları, isimleri bizde saklı ama onlar her zaman varlar. Burada da bir Türk bayrağını oluşturan partiküller kendileriyle yine başka bir metafor olarak temsil ediliyor. Düşünün ki bir kurum var, siz oraya hayatınızı vakfediyorsunuz, aslında insanınız için yapıyorsunuz, hatta şehitlik mertebesine erişiyorsunuz. Allah'tan hepsine gani gani rahmet dileriz ama siz isimsiz bir kahramansınız. O yüzden bu gece belki onları anarken isimlerini bilmesek de tüm şehitlerimize Fatiha'mızı okuyoruz ve onlara minnetimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Artık programımızın sonuna geldik. Cevaplarımızdan bir tanesi Mersin Silifke'ydi. Doğru. Onlar için de gurur kaynağı. Bir tanesi tabii Ankara şehrinde kale. Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kod ismi Mustafa Şerif'ti. Evet. Onun dışında sormuş olduğumuz bir soru var mıydı? Herhalde bu kadardı bu diye kadardı. Düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz sevgili seyircilerimize. Gündem ötesini Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Ama bu gece özellikle kameraman arkadaşlarıma ve teknik ekipte soğukta, İstanbul bugün hakikaten çok soğuk. Çok soğuk. Dışarıda canlı yayın aracında görevini yerine getiren tüm TRT ekibine ayrıca canlı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ve sizin buradaki şehitler anıtındaki ifadeyle noktalayalım, olur mu? Tabii ki. Zihni Tümer, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Sizin nezdinizde aslında bu işe emek vermiş tüm arkadaşlarımıza, tanışlarımıza, tanımadıklarımıza, MİT personeline ve Sayın İbrahim Kalın'a da çok teşekkür ederiz. Ediyoruz.
Şehitler Anıtı, bayrağımızın simgelediği kutsal değerler adına yurt içinde ve dışında üstlendikleri görevlerde hiç düşünmeden canlarını feda eden, isimleri gibi görevleri de bizde saklı şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.